Evet, LoL TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz ve ilk maçı ne yazık ki kaybettik Ins karşısında. Aslında çok da iyi bir mücadele sergiledik. Yani maçın uzun bir sürecinde çok başa baş gitti maç ama ta ki Baron'a kadar, Baron'daki savaşta birazcık kaybettik diyebiliriz sanırım bu mücadeleyi. Ya bir de zaten kompozisyonlara ve şampiyonlara bakacak olursak bir tarafta oyun sonunda yaptığı eşya düzenine göre kritik hasar vurabilen bir Ashe varken diğer tarafta daha çok oyunun orta kısmında güçlü olan bir Lucian var. Bir de özellikle orta koridorda Malzahar'a karşı 5 tane civalı kuşak alınması evet. Direkt olarak zaten kompozisyon olarak bizi geri düşürdü. Ama dediğin gibi yine de çok iyi mücadele ettik. İkinci maç ve bundan sonraki maçlarda daha iyi bir seçim yasaklama ekranı geçerek ben Ince karşı galip geleceğimizi düşünüyorum. Yani şunu söylemek lazım. Rakip ilk seçimden Vladimir aldı ve üzerine yanlış hatırlamıyorsam Ekko ile Karma'yı aldılar ve ellerini bize gösterdiler aslında. Evet. Ne olduğunu tamamen gördük. Yani Vlad'ın mid'e gideceği belli. Ekko'nun üst koridora gideceği belli. Support'a da, desteğe de orada Karma'yı yollayacaklar. Ama bu yani Vlad seçiminden sonra Mazhar seçimi bana çok mantıklı gelmedi. Çünkü koridor safhasında Vladimir'in sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Mazhar'ın Vladimir'e karşı teke tekte skor alabildiğini biliyoruz. Burada bence Mazhar seçimi büyük bir hataydı. Ya bence o seçim birazcık sadece koridora yönelik yaptılar gibi hissediyorum ben. Çünkü aslında sen öyle diyorsun ama Malzahar her zaman Vladimir'in karşı seçimi olarak tercih ediliyor bütün liglerde. Çünkü koridor aşamasında Malzahar geri itebiliyor. Minyonları iterek Vladimir'i biraz daha kulenin altına gömebiliyor. Belki bu yüzden böyle bir seçim yapmış olabilirler ama takım savaşlarında işe yaramadığı kesin. Aslında koridorda da çok sıkıntı çekmiyor bu noktada Vladimir. Hem can yenilemesi var, o da karşı minyonları ittirebiliyor kule altında. Daha doğrusu kendi minyonlarını kule altına doğru yönlendirebiliyor. Yani burada Vladimir seçimi bence Malzahar'dan bir adım daha öndeydi. Evet, Aykut'un söyleyecekleri var, ben ondan çok iyi anladım. Yok, ikiniz farklı şeyleri savundunuz ya. Öyle yok yani. Öyle işte. Peki sen ne düşünüyorsun, onu alalım. Mücadele hakkında, orta koridor eşleşmesi hakkında genel olarak. Yani orta koridor eşleşmesinde çok bir sorun yoktu. Az önce zaten söylediğim evet, gibi. Takım savaşlarında aslında. Yani takım savaşlarında yine kötü oynadık diyemiyorum ama yani çok fazla şampiyon farkı var. Lucian'la oyunun orta kısmında rakipte çok fazla zırh yokken bu eşya düzeniyle ve şampiyonun yetenek kitiyle Ashe'den çok daha işlevsel olabiliyorsunuz. Ama dakika 35'i geçtiğinde artık Ashe sürekli böyle bir yakalandığında ondan kaçamadığınızda, o kıvama geldiğinde ondan sonra Lucian arasındaki hasar farkı gerçekten büyük boyutlar oluşuyor ki Malzahar da rakipte 5 civalı kuşak olduktan sonra neredeyse hiçbir şey yapmadı. Evet, yani ulti attığı anda zaten ultisi yok oluyordu ve onu geçtim. Hiçbir savaşta Ashe'e ulaşamadık. Yani belli bir noktadan sonra Ashe'e hiçbir şekilde gidemiyorduk. Bir tane o keskin gagaların kırmızı güçlenmenin evet, orada. Evet, bir tek onda gidemiyorduk. Bir Zaydot öne atılıp orada Ashe'i kesti ama haricinde dediğin gibi Ashe'e ulaşmamız mümkün olmadı. Çünkü bizim Malzahar'a karşı civalı kuşak seçiminde bulunuyorlar ama haricinde civalı kuşağı bastırabileceğimiz bir yeteneğimiz yok ki basıp sonra Malzahar o kişiyi ulti atsın. Aynen öyle. Bir tek Braum'un pasifi, o da çok iyimser bir senaryo zaten. Aynen öyle. Onu da geçtim, Ashe'e ulaşacak seçimlerimiz de yok zaten. Evet. Yani baktığın zaman arkaya geçecek belki hiçbir şey yok. Belki Rex'i, onu durdurabilen Gragas var hali hazırda her zaman. Hadi yetişti, Karma bir şekilde onu oralardan kurtarabiliyor. Diğer tarafta ya baktığımızda desteğimiz gidemiyor. Trundle yani yürüyerek gitmesi gerekiyor ama bu kadar kitle kontrolü, bu kadar yavaşlatma varken o Trundle'ın Ashe ulaşması çok zor. Seçim yasaklamada bizi alt ettiler bence bu maçta. Yani daha iyi bir seçim yasaklama geçirseydik muhtemelen maçı kazanacaktık. Çünkü takım savaşlarını her ne kadar bu kadar fark, şampiyon farkı olmasına rağmen bence iyi yaptık. Yani takım savaşlarında evet. Çok sıkıntı çekmedik şampiyonlarımız oyun sonunda kötü olmasına rağmen. Ki civalı kuşaklar gelmeden önce aslında Mikao'yu yakalayıp kestiğimiz pozisyon da vardı. Bayağı iyiydi. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ne diyeceğimi unuttum. Evet, buradan... Yorumcular. Tam i̇şte, ekleyecektim, sen bir şey dedin. LoL TV'nin değerli yorumcularından Aykut Yufani Özgan ekranlarda. Ben de aklına gelecekse olsa bırakıyorum. Tamam. Ya. Ben tamam, aslında... hatırladım. Tamam, sen söyle, ondan sonra ben konuyu başka bir yere getireceğim muhtemelen. Tamam, şunu söyleyeceğim. Seçim yasaklama ekranı geçerken sol tarafta birbirleri uyumlu seçimler görmeye başlamıştık ama bize baktığımızda Trundle, Rek'Sai üzerine ve Lucian geldi. Hepsi güçlü seçimler ama birbirleriyle sinerjisi yok. Bizim bu maçta oyun sonunu seçim yasaklamadan sonra oyun sonunda zaten güçsüz olacağımızı kestirip
Trundle'ı Elvin'le bir şekilde ayrı ittirmeye göndermemiz lazım. Yani evet, bunu tek şansımız buydu bizim. Onu geçtim. Yani seçimlere baktığın zaman erken safayı kazanman gerekiyor. Rexane var. Gragas'a karşı üstün diyebiliriz. Ki Trundle'ın Ekko'yu da üst koridorda birebir de düşürdüğünü gördük. Alt koridorda zaten kazanan koridorum var. Eşe karşı Lucian Brown seçmişsin ve bir tane buz yanığı tuttuğunda eşi inanılmaz şekilde darlayabiliyorsun. Bu arada şunu es geçmemek lazım. Instant çok iyi çalışılmış bir taktik gördük. Gidip evet, üst koridordan ilk kuleyi aldılar. Bu arada ekranda da Tokers'ı görüyoruz. Maçın adamı oldu kendisi. 7.5 KDA ile oynamış bu mücadelede ve 4 skor, 2 ölüm, 11 asist. Yani ben açıkçası Tokers'ı mı maçın adamı seçerdim bilmiyorum ya. Ben de Revolta muhtemelen. Yine erken yani safhalarda Mikao'da çok iş yaptı. Ben Mikao derdim açıkçası. Ben muhtemelen çünkü Revolta'ya giderdim ya yine. Yani oyun içinde muhtemelen kararları onun verdiğini düşünüyorum ve üst koridorda yaptıkları hareket cidden çok zekice bir hamleydi. O gerçekten iyiydi. Ama bence o in-game leader'ın yaptığı bir iş değil, tamamen çalışılmış bir taktik. Takımın yaptığı. Hayır, şeyden o da olabilir ama. Üst çalıda yaptıkları. Ha, evet. O da olabilir ama şu an 2'ye 1'sin, o yüzden Mikao kazandı, üzgünüm bu konuda. Çok da uzatmayayım. Yani, ben sadece şuna çok şaşırdım. Yani orta koridor, üst koridor destek seçimini zaten en başta görmüştük sizin de bahsettiğiniz gibi. Neden acaba, hani Lidushki bunları çok iyi yapan bir koçtur. Seçim yasaklama ekranlarını genel olarak iyi geçiren bir koçtur. Yani nasıl acaba bunun olabileceğini öngörmedi? Sadece bunu merak ediyorum. Ya ben o konuda şunu söylemek istiyorum. Yani bence Gragas'ı bizim seçmemiz gerekiyor. Hem Revolta'nın elinden almak için hem de yani Kirei'nin oyun tarzı böyle erken safhalarda skor almak değil. Evet, kesinlikle öyle ve şimdi Brezilya'ya doğru geçiş yapıyoruz tekrardan. Bu sefer sözü sunucularımıza değil, Hazazi'ye doğru veriyor olacağız ve Hazazi Brezilya'da şu anda bizlerle birlikte. Nasıl acaba bunun olabileceğini öngörmedi? Sadece bunu merak ediyorum. Ya ben o konuda şunu söylemek istiyorum. Yani bence Gragas'ı bizim seçmemiz gerekiyor. Hem Revolta'nın elinden almak için hem de yani Kirei'nin oyun tarzı böyle erken safhalarda skor almak değil. Evet, kesinlikle öyle ve
Hiçbir fikrim yok. Bu da benim için bir sürpriz demişti. Like hala aynı şekilde mi düşünüyorsun? I mean, before the tournament, we, turnuvadan önce our objective was to get here, like, in the playoffs. Amacımız ilk dörde kalmaktı. Ve buraya gelirken birinci sırada gelmeyi başardık. Sadece bir maç kazandık ve buna inanamadık. Bu noktada sanırım bunu kabullendik artık. Ve kendimize güvenimiz arttı ama çok önemi yok. Çünkü bundan sonra görevimiz yarın oynanacak 5 maçlık seri. Yani 6-1'lik grup aşamasının çok önemi yok. Yarın en iyi oyunumuzu ortaya koymak ve rakibimizi yenmemiz gerekiyor. For this match, score, bu karşılaşma like için bir skor tahmininde bulunur musun DP ile Inter arasında? Before this game, bu karşılaşmadan önce Inter 3-0 kazanacak diyordun. Right now, ama şu anda I think they were pretty solid, but çok sağlamlar game, well, ama like bu maçtan close. Sonra like, çok yakın like olduğu için DP de şanssız oyunlar sonucu kaybettiği için Inter'in kazanacağını ama 3-0 olacağını düşünmüyorum. 5 maça bile gidebilir. Yani DP en azından bir maç kazanacaktır. Back to the inside. Thank you so much for joining inside. In here. Tekrar sizdeyiz. Aslında daha fazla soracağım soru vardı ama zamanımız yok. Sonrasında görüşmek dileğiyle şimdilik bu kadar diyelim. Opera binasından hepinize yeniden merhaba. Birinci maçın ardından galibiyete ulaşamadık ama Sayan'ın da söylediği gibi en azından bu turnuvada oynadığımız iyi oyunlardan birini ortaya koyduk. Yani son iki takım savaşını hesaba katmazsak hiç fena oynadığımızı düşünmüyorum ben. Öyle ama herhangi bir şekilde bir üstünlük de kuramadık. Yani başa baş giden bir maçı oyunun onları kazandığımız takım savaşından sonra belki de baron alamamış olmamız en büyük eksiklerimizden biriydi. Üç tane daha işlerini herhangi bir sonuca dönüştürecek. Ya illa baronu yemledik, yani sürekli baronu yemledik ama çok çabuk rotasyon yapıp kuleyi de çok kuleleri de çok çabuk düşürebilecek bir durumdaydık. Yani üç tane daha işlerinin en büyük avantajları o. İyi oynadık evet ama sonuca varmadıktan sonra bu bize pek bir şey getirmiyor. Bunun üzerine bizi inşa etmemiz lazım. Bakalım ikinci maçta göreceğiz ne olacağını. Yani geliştirilebilecek alanlar noktasında aslında bir iki önemli şey söyledim. Tabii bunları şöyle materyalleştirebiliriz. Orta koridordan daha iyi bir performans. Aynen. Zeitnot'un etrafında daha iyi oynamak. Yani o Zeitnot'un da kendi oyun etrafında oynamasına izin verilmesi tabii. Evet ama yani bir oyuncunun oyun tarzını değiştirmek çok zordur Kaan Kural. Zeitnot bu lige geldiğinden bu yana birebirleri ekseriyetle kazanan ve bunu yaparken akıl almaz derecede agresif oyunlar oynayan bir oyuncuydu. Onun bir karşılaşmada değişmesi çok kolay değil ama en azından takip konusunda belki birazcık daha iş çıkarabiliriz gibi geliyor bana. Stili değiştirmesine gerek yok ama agresif olacağı yeri karar vermesi lazım. Bu arada ikinci maç için de senin merak ettiğin sorunun cevabı geldi. Koskü ilk beşte devam. Kalmaya devam ediyor. Zaten değiştirmek çok kolay bir tercih değil. Bakalım inşallah yani, daha iyi bir performans. Takımın dinamikleriyle çok kökünden oynamak anlamına geliyor bu. Ama tabii ikinci maçın sonunda alınacak sonuca göre belki üçüncü maçta Immortor'u görebiliriz. Görmeyebiliriz. Tamamen Lelouch'un kararı. Kazanırsak görmeyiz. İnşallah görmeyiz diyelim o zaman. Kazanalım. 3-1 kazanalım. Immortor'u da bu karşılaşmaları kenardan izleyiveriz. Biz mavi taraftayız bu arada. İkinci maç için Lelouch o tercihini de yapmış durumda. İlk tercih bizde olacak. İlk karşılaşmada kırmızı tarafta olduğumuz için Shen'i yasaklamıştık. Muhtemelen Yengi'nin ilk tercihten almasını engellemek için yapmıştık bunu. Bu karşılaşmada ise mavi tarafta olacağımız için belki de bir Shen tercihini görebiliriz. Senin de öyle bir öngörüm vardı ilk maçtan önce. Valla ben onun bizim oynamaya çalıştığımız gerek röportajlarda söylenen, gerek buradaki genel havamızdan ve şu anki metanın durumundan artı çok iyi bir Shen oyuncusu olmasından kaynaklı Elvin'in bize çok uygun olduğunu düşünüyorum. Orta koridorda Talia da gelebilir bunun üzerine. Talia Shen kompozisyonu yapabiliriz gibi geliyor ama bakalım. İkinci maça doğru geçeceğiz. Opera de Arame binasındayız. Curitiba'dayız. Brezilya'da. Dünya şampiyonası yolunda. Artık iki tane beş maçlık seri kaldı. Hatta bu serilerden bir tanesinin de bir maçı bitmiş durumda. Kimlerin gideceği belli olacak. En iyi 16 takım arasında adını yazdıracak. İki tane wildcard temsilcisi. Belki de bu turnuvaya gelmeden önce en önemli iki favori Ince ve Dark Passage'dı. Onlar da tabii ki grup aşamasındaki aldıkları puanlara göre finalde birbirleriyle karşılaşmış oldular. Cosplayerler arasında da sohbet, muhabbet, dayanışma devam ediyor. Beraber yapmışlar askerliği bu arada. Caitlyn'le beraber. Yavaş yavaş ikinci maça doğru da geçeceğiz. Bu arada ilk maçta tabii sosyal medya oylamasında Ince'in kazanması çok büyük haber değil ama birazcık daha bence varlık gösterebiliriz gibi geliyor sanki. Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden. #GoDP
içeren bir tweet attığınız anda o oylamaya etkimiz olabiliyor. Ve açıkçası %85'e %15'lik bir oylamadan sonra daha eşit gelecek bir oylamanın ardından oluşacak surat ifadelerini merak ediyorum. Siz tweetleri atmaya başlayın. Ben surat ifadelerini size aktaracağıma dair söz veriyorum. İlk maçta Mikal ve Jokstrak neler düşündü? Yani biz çok daha iyi bir alt koridora sahiptik. Bunu gösterdik ama bunu sonuca dönüştüremedik. Özellikle Baron'un etrafındaki takım savaşında Mikao'yu tamamen hiç yalnız bıraktık. Onlar Mikao'yu çok iyi korurken, çünkü Elvin üstüne gitmeye çalıştığında harika ayıkladı Revolta. Bodyguard gibi bekliyordu zaten. Kendi canını da kaybetti. Yani kendi düştü ama önemli olan Mikao'yu hayatta tutmakta ki bunu başardı. Biz aynı şeyleri yapabildik mi? Çoğu zaman Zaytnot aynı şeyleri yapamadı. Zaytnot 3-3 yaptığı takım savaşında bile gene de düştü. Biz Zaytnot'un bir kere yalnız savaşçılığı bırakması, takımın da onunla yanında durması gerekiyor. Bunun için de biraz daha biz Zaytnot odaklı oynuyoruz ama hasar kaynağımızın sadece Zaytnot olmaması lazım işte. Koskyo'nun da çok ciddi bir hasar kaynağı olarak bulunması veya üçüncü bir hasar yardımcı hasar kaynağında çıkması gerekiyor. Ki Elvind bu maçta o departmanda fena işler çıkmadı. Elvind yani çok üçüncü hasar kaynağı noktasında. Hem buzdan sütunları çok iyiydi hem de savaşın içinde kalarak o Trundle hasarını çok güzel dağıttı etrafa. Çok güzel yaptı ama onun etrafında oynamakta bir yerde çok başarılı olduk. Diğer ikisinde çok başarılı olamadık. Bu arada selfiler havalarda uçuşuyor. Ha. Gırla gidiyor. Ahri. Arkadaki ne? Super Galaxy. Yok ya. Lucian değil mi? Project Lucian değil mi işte? Project Lucian. Çok başarılı bir Project Lucian değil. Kaan Kural tarafından bir onay almadı Project Lucian bu noktada. Ama dediğimiz gibi bizim cosplayerler sanki birazcık daha iyi Kaan Kural. Yanarım TBF'deki o dev Nautilus'u göremediğime yanarım ya. Metin'i bizim, çok duydum. Bizim cosplaylerimiz Brezilya'dan bir tık yukarıda ama tüm dünyanın en üst seviyesi herhalde kesinlikle OPL. Ya Okyanusya tabii e-spor anlamında çok harika olduklarını söylemek güç. Bu sene kendilerini geliştirdiler ama. Şöyle söyleyeyim, cosplay'de Kore seviyesindeler. Kore'nin çok üzerindeler. Yani. Keşke, Kore'nin oyun seviyesinin üzerindeler. Keşke en iyi cosplayer de Worlds'e yollasalar ama öyle bir şey olmuyor. Vadide tercih ediliyor. Biz de Worlds'e gitmek istiyoruz. 1-0 geri düştük. Olmayacak şey değil. League of Legends'ı bir takım kazanıyor, bir takım kaybediyor ama az önce söylemiştim. 3-1 Intz'in çok yakından tanıdığı. 1-0 öndeyken de 3 maç birden kaybetmek de çok alışık oldukları bir senaryo. Tabii kendi seyircisinin önündeki baskıyı hissetmek adına da çok önemli bir maç kaybedebilmek. İlk maç önemliydi demiştik ama onlar için çok daha önemliydi. Şimdi devamı gelsin. Bu maçı Seiya'nın söylediğine çok katılıyorum ben. Çok ortadaydı maç. İki tane takım savaşı var. İkisini de kaybettik. Kazanabilirdik. Çok daha koordine olabilirdik. Orada bir sürü birçok faktör açısından hata yaptık vesaire. Kazansak oyunun rengi çok değişirdi. Çok ortada bir maçtı. Onu söyleyelim. Yani, yine benzer bir senaryoda bu sefer kazanan biz olabiliriz. İlk maçtaki mağlubiyet bizim korktuğumuz duygusal anlamda çöküşe yol açacak tarzda bir mağlubiyet olmadığı için seri 0-0'mış gibi bu karşılaşmaya başlamak lazım. İlk çatışmayı kaybettik ama savaşın genelinde kazanma şansı elimizde. Brezilya televizyonu da bu arada profesyonel oyuncularla röportajlar yapmaya devam ediyor. Arka taraftaki şelalenin üzerindeki alanlarından. Ama takımlar artık hazır. Yavaş yavaş seçim yasaklama ekranına doğru geçeceğiz. Bakalım mavi tarafta olduğumuz bu karşılaşmada neler yapacağız? Bu adamı fena durdurmadık esasında. Yani o aslına bakarsan şöyle, çok agresif oynamadı şöyle, bir yandan. Eğer Revolta iyi durdurduğumuzu iddia edersek kendi kendimizi kandırmış oluruz. Revolta hiç agresif oynamadı. Zaten bu maçın ilk 20 dakikasında koridora pek müdahale olmadık. Takımlar adeta birbirini tarttılar. Inz de geç aşamada biraz daha iyi kompozisyona sahip olduğu için sadece rotasyon yapmayı tercih etti. Bu rotasyonlardan biz Zaytnot'u öne geçirmeyi başardık. Ejderhalar bize geçti onların üst koridora yaptığı baskı yüzünden. Herkes iki tarafta aslında biraz bir şeyler aldı. Öbür tarafta bir şeyler aldı. Bir yere kadar geldi oyun. Ve bir takım savaşına kaldı iş. Fakat orayı kaybettik işte. Sorun o. Yani Revolta'yı durdurduk diye düşünemeyiz bu maçı. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana. Yani biz harika hamleler yapıp da Revolta'nın harita hakimiyetini engellemiş değiliz ama. Yani Revolta baskı yaptı da karşı baskın mı yaptık? Revolta'nın gittiği yerlere daha önce görüş mü sağladık? Başta bir tane çok şanslı yakaladık. Sıçrasını aldık. Ama onun için hiçbir şey olmadı. Bakalım, Revolta'yı durdurduk gibi bakmayalım o maça. Doğru söylüyorsun. İkinci maça doğru geçeceğiz. Bakalım orada seçim yasaklamaları nasıl olacak? Mavi taraftayız. Koskyo orta koridorda ve ilk maçta aldığımız mağlubiyetin ardından da seride 1-0 geriye düşmüş durumdayız. Kuriçiba'dan da yayınımız devam ediyor. Tekrar hatırlatalım. Hashtagimizin adı GoDP. Sizler de bu hashtag'i kullanarak
desteğinizi gösterebilir ve oylamada biz de varız diyebiliriz. Çünkü bu tip oylamalarda bizim ne kadar iyi olduğumuz Sihirdar ikonu yarışmasında belli olmuştu ve yavaş yavaş seçim yasaklama ekranına doğru gidiyoruz. Bakalım benzer yasaklamalar mı gelecek yoksa ilk maçın ışığında farklı bir yöne doğru gitmeyi düşüneceğiz mi? Ben farklı bir yöne gideceğimizi çok düşünmüyorum. Yine alt koridor odaklı oynamaya çalışacağız. Çünkü en güvenilir hasar kaynağımız Zeitnot. Ama biraz şampiyonlarda birkaç fark yaparız ama alt koridor odağından vazgeçeceğimizi hiç zannetmiyorum. Seçim yasaklamalar geliyor. Nar yasaklaması direkt bizim geldi. Zaten banko yasaklamamız. Yenge de bakalım. Fiora'yı geri yolladı. Aynen. Masa tenisi devam ediyor. Gerçekten yolladık biz. Onlar şeyi yasaklayacak. Elis yasaklayacak. Bu arada seçim yasaklamaları o kadar hızlı bitti ki grafik ekrana gelene kadar biz ilk tercihimizi kilitledik bile. Vladimir. Bu arada Vladimir'i yasakladık. Orada plan değişikliği olmuş. Kasio da onlardan geldi. Onlar değiştirmedi. Biz sadece Vlad'ı ekledik. Çünkü Shen'i yasaklamayacaktık. İlk seçim yapacaktık ve Shen'i seçtik. Tam işte düşündüğümüz senaryo. İlk maç için düşündüğümüz senaryo burada gerçekleşti. Evet. Bu seri için düşündüğümüz senaryo gerçekleşti. Ben Talia'nın da geleceğini düşünüyorum. Ben açıkçası Ints'in ilk rotasyonda Talia'ya gideceğini düşünmüyorum. Dediğimiz gibi Tokers o kadar alacağız. Etkileyici bir Talia biz oyuncusu alacağız. Değil. Ama Koskü'den aldığımız haberler gayet iyi. Talia noktasında. Daha fazlasını ne yazık ki paylaşamıyoruz ama. Shen'le sinerjisinin çok yüksek olduğunu hatırlatalım. Tabii bu noktada Elvin'le Koskü'nün iletişimi had safhada tutması lazım. Özellikle Koskü takımla 7 maçta da oynayamadığı için o iletişim konusunda eksiklikler yaşandığını ilk maçta biraz gördük ama ikinci maç için her şeyi düzeltebiliriz. Gragas yine gelecek gibi görünüyor Revolta'dan. Bu bizim adımıza çok kötü haberdi. Bu arada Sivir geldi. Mikao'nun ellerinde Sivir olacak. Revolta'nın Gragas alması zaten bilindik bir şeydi. Bizim için de bir öncelik şampiyonu olmadığını görmüştük az önceki oyunda. Dolayısıyla o ilk iki tercihten verdiğimiz Zeitnot'un da Sivir'i çok sevmediğini düşünürsek çok büyük kayıplarımız yok. Çok iyi ki şampiyon aldılar ayrı mesele. Şöyle bazen çok iyimser olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası Gragas'ı bir şekilde vermesek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama Kirei'nin az önce şansı varken Rek'Sai'yi Gragas'ın üzerinde seçmesi üzerinden konuşuyorum ben. Kötü oldu işte. Tamam sonuçta kötü. Takım savaşında çok daha etkiliydi Gragas. İyi de yani Kirei kendine güvenmiyorsa Gragas oyununda kan kural zorla mı oynasın? O zaman yasaklamanızdan birini değiştirelim. Ama orada da ben sana katılmıyorum çünkü Gnar ve Gangplank etrafında oynamak çok daha zor. Yenge ben Gnar vermem. Gangplank'in de global etkisi ve oyun sonu potansiyeli bence Gragas'ın bize atacağı problemlerden birazcık daha ciddi sıkıntılar. Aynı şeyde herhalde Lelouch da düşündü. Muhtemelen öyledir. Ama Gragas çok fazla problem çıkarıyor ve açıkçası ilk maçta bence kritik isim takımdan destek sonra Trundle. Destek Trundle'ın dışında Nidalee. Hangi karşılaşmada görmüştük? Son maçta Saigon Jokers karşısında. O bir şey ifade etmiyor. Şöyle ama Kirei'nin oyun başında ne kadar aktif her koridora gitmeye çalıştığını hatırlamak için söylüyorum. Şöyle söyleyelim. Kirei'nin en büyük sorunlarından biri oyunun erken aşamalarında hiçbir şey yapmaması oyuna. Nidalee onu da biraz aktif olmaya zorlayacak bir başka şampiyon. Şansı yok. Başka şansı yok. O yüzden ilk 20 dakikada çok daha aktif bir Kirei'yi görebiliriz. Görmek zorundayız daha doğrusu. Ve Ints tarafında şimdi iki tercih daha gelecek. Onlar tabii bizim şu anda orta koridorumuzu ve nişancımızı bilmiyor. Tabi Trundle da biraz desteği mecburen seçtik Shen'i kontrol alamasın diye. Herhalde her Bard gösterildiğinde seyirci çılgına dönecek. Echo ve Bard kilitlendi. Jokester'ın ellerinde Bard göreceğiz. Yang ise ilk maçtaki Echo tercihinden memnun görünüyor. Şimdi tabi Sivir Bard koridoru çok ciddi can sıkacak bir koridor. Hele Trundle'ın erken aşamalarda çok zorlandığını düşünürsek çok daha defansif bir alt koridorumuz olacağı kesin. Ki koridoru da ilk andan itibaren üzerimize yıkacaklar. Tabii ki. Sivir'in anında de. Anında yıkacaklar hem de. Ve koridoru üzerimize yıktıkları anda ama bu Jokester'a haritada dolanma imkanı verecek. Ama aynı zamanda Kirei için de inanılmaz bir baskın fırsatı tabii, verecek. Doğru. Haklısın. Bard'ın tabii harita hareketlerine bakalım Rogue'u yeterince iyi cevap verecek mi? TBF boyunca gayet iyi cevap vermişti esasında. Yine harika bir Bard oyuncusu olan, yine haritada harikada olan Dumble'a karşı. Burada da bakalım benzer bir senaryo yaşanacak mı? Şimdi biz orta koridorumuz ve nişancımızı belirleyeceğiz. Ezreal'ın üzerinde duruyoruz ve Talia, senin de tahmin ettiğin gibi Talia'da geliyor gibi görünüyor. Varus'a döndü bu arada Koskü. Orta koridora karşısındaki oyuncuyu bilmezken bir Varus tercihi geldi. Görmediğimiz bir şampiyon değil ama kontrol alma imkanı varken yani Allah Allah demek istiyorum. Karşısında ne olacağını bilmeden Varus seçmek haydi ilginç bir ve tercih. Karşısında Varus'un da karşısında olmaktan hiç hoşlanmadığı Lissandra çift ışınlanla beraber ints bir kompozisyon kurma yolunda bakalım Lissandra'yı kilitleyecekler mi?
Varus için. Varus'un karşısında hiç görmek, senin de söylediğin gibi hiç görmek istemediği şampiyonların başında geliyor. Ki bir de Lissandra gelirse karşıya, Varus'un muhtemelen o hayaleti Arındır'a çevirmesi gerekecek. Aynen öyle. Kitle kontrolü çünkü oldukça ağır şekilde uygulayabilecekler. Tabi bu son rotasyonla beraber sanki seçim yasaklama biraz inste kaldı gibi, ne diyorsun? Çok net bir şekilde inste kaldı çünkü bu metan, eğer şimdi Lissandra kitlense ondan sonra net kararımızı verelim. Evet, Lissandra kilitlendi. Ya açıkçası seçim yasaklamadan bu sefer çok net bir şekilde Ince çok daha üstün çıkıyor. Bir kere alt koridoru direkt kaybettik. Kaybettik derken koridorun üstünlüğü onlara. Orta koridoru da erken aşamada kaybedeceğiz. Bu tamamen nehir üstünlüğünü ve görüş üstünlüğünü rakibe vermek demektir. Kirei'nin hareket edecek fazla alanı olmayacak. Yani o zaman Nidalee seçmeseydik Kirei'ye. Şimdi Nidalee seçmenin anlamı çok daha proaktif, çok daha rakibin üstüne giden, rakibin ormanına giren, rakibin koridorlarına baskı yapan bir kompozisyon demek. Ama aynı zamanda bu kaybeden koridorlarla Nidalee'nin yapacağı her şey riskli olacak. Ve birbirine hiç uymuyor yani. Varus, Nidalee, yani daha doğrusu Ezreal, Trantor koridoru, koridoru kaybederken Nidalee'nin varlığı pek uyumlu gözükmedi. Yani umarız çok iyi bir dürtme kompozisyonu yalnız, onu evet söyleyelim. İnanılmaz bir dürtme kompozisyonumuz var. Fakat dürtme yetmiyor bu şu anki metada. Oyunun şu anda geldiği yerde. Bu dürtmeyi bakalım neye dönüştüreceğiz, önemli olan o. Ama seçim yasaklama ekranından insin bir adım önde çıktığını söylemek lazım. İlk maçta yaşadığımız seçim yasaklama noktasındaki tatmin burada pek yaşanmadığını şöyle söylemek lazım. Şöyle gene mesela olmadı. İlk maçta da sadece Rexha'yı Gragas değişikliği olsa bizim için çok daha iyi olacak diye düşünmüştük. Olmadı. Burada da Varus yerine Talia'yı seçmiş olsak bence çok daha değerli toplu bir kompozisyona sahip olacaktık. Evet, son seçimle beraber orada Varus geldi ki Talia'da Lissandra karşısında fena iş çıkarmayacak bir şampiyon. Aynen. Varus için aynı şeyleri söylemek güç. Serinin ikinci maçına doğru gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Tabii Varus'tan güzel bir kostüm gelmiş. Umarım. Bir de Firavun'un lideri var yalnız. Kostümü kadar iyi de bir oyun sergiler Koskü. İnşallah. Serinin ikinci maçında ilk maçı kaybettik Ince karşısında. Brezilya temsilcisi burada da galibiyet alıp seyirci desteğini iyice sırtına almak isteyecektir ama burada bizim alacağımız bir galibiyet. Seride biz de varız demek. Aynı zamanda Ince'in de kabuslarını yenilememiz gerekiyor bence. Artı seçimi Ince mi, dünya şampiyonasına gidecek. Artı Varus'u da seçtikten sonra biraz fazla fiziksel hasar odaklı bir kompozisyonumuz olduğunu da söylemek lazım. Hani Shen'den, yani Nidalee'den gelecek bir büyü hasar var. Shen'den de kısmen var ama Kiza Ezreal'dan da yine de şimdi hasar odaklıyız. Burada yakalanacağız mı acaba? Mika çalıda kaldı. Oradan çıkmış gibi yapıyor Jokester. Lissandra'nın da bu arada orta koridora doğru gittiğini görelim. Şimdi Alev Ejder'ini gördük. Oyun başında agresif olabilecek bir ikili. Orada Zaytnot'u duvara yapıştırmayı, duvara doğru sersemletmeyi daha doğrusu başardı. Ve 3-3 alıya da totem bıraktılar. Lissandra'nın geldiğini görüyoruz. Orada bir totemimiz var. Ama Jokester'la Mikao derin totem bırakmak için o baskıyı kurdu üzerimizde. Tokruz'la da güzel bu arada. Kireyi o vücut darbesi ilginç tutması. Kirey yalnız mızrağıyla beraber cevap verdi. Ormancılar vuruşları değişiyorlar. Yani bizim ormanda da Int ilk hareketlerimizin tümünü görebileceği bir görüş üstünlüğünü sağladı şu anda. Aynen öyle. Görüş üstünlüğü tamamen Ince geçmiş durumda. Ama çok da önemli değil. Sadece rakibi ilk minyonları alma konusunda sıkıntı yaşayabiliriz ki muhtemelen güvenli şekilde koridora gitmeyi tercih edeceğiz. Bu arada Ezreal geri dönmüş. Rogu Mika işte orada seken atışla otomatik saldırısını sıfırlayınca bir totemi hediye etmiş olduk onlara. Ortada Koskyu zaten deşen oklarını atmaya başladı. Umarız maç boyunca bol bol deşersin Koskyu. Yani bireysel yetenekle kazanırsa kazanacak Koskyu orayı. Varus çünkü Lissandra'ya karşı iyi bir ama iyi oynanan bir Varus herkesin canını çok sıkmaya aday. Çünkü inanılmaz bir dürtme potansiyeli var. Alt koridorda da aslına bakarsan öngördüğümüz senaryo şimdilik gerçekleşiyor gibi. Tabii bu noktada minyonların bize doğru ittirdiğini görelim. Teşekkürler. Bakıyorum suratlara. Suratlar düştü. Oylamaya biz gelince işler değişti. %48'e %52. Türkiye'de sabah 3 olması hiç önemli. Türkler bir internet oylaması varsa kolay kolay geri düşmezler. Aynen öyle. Üst koridorda mücadele devam ediyor. Dark Passage bunun aşkına şu karşılaşmayı kazansın. Bu arada Yang minyonlardan ciddi hasar aldı. Elvin de daha fazla otomatik saldırı yapmış olabilir ama daha fazla hasar alan kendisi oldu. Yalnız Yang'in tabii bu koridorda erken aşamada saldırgan olma ihtimali var. Çünkü şeyle girmiş durumda oyuna.
Müsibet iksiriyle, özür dilerim, ismi aklıma gelmedi. Müsibet iksiriyle girmiş durumda. Yalnız onun yüklerini yavaş yavaş harcıyor. Tek yük kaldı müsibet iksirinde. Ve Shen'in hala üzerinde iyileştirme iksiri var. Şimdi Kire'yi, keskin gagaların orada. Revolta'da mavi güçlendirmesini orada. Tabii alt koridora herhangi baskın yapabileceği durum yok şu anda. Ezreal Trundle ikilisi bu eşleşmenin ciğerini biliyorlar. Orada bu arada 1 milyonda öne geçecek istediğimiz gibi olursa Ersel. Şimdi Kirey'den bir mızrak denemesi. Tokers son anda kenara doğru kaçmayı başardı. İlk seviyelerde Koskyo'ya yardım geliyor Kirey'den. Alt koridorda her ne kadar geride olsak da geride oynamayı biliyor. Az önce onu söylemiştik Zaytnot'la Rogue ikilisi. Minyon sayısında geride kalmadık. O konuda Zaytnot çok başarılı zaten. Defansif oynamayı çok iyi başarıyor. Şimdi Kirey'nin bu arada bizim ormana doğru girdiğini gördüler. Tokers da orada totemi koydu. Yakalayabildiler mi acaba? Kirey'nin orada olduğuna dair fikirleri var gibi görünüyor. Orada Koskyu Tokers'ın üzerine doğru gidiyor. Otomatik saldırılar birikmeye devam etti. Yalnız minyonlar üzerinde Koskyu'nun. Deşenok tutacak mı? Tokers üzerinde, o da tuttu. Revolta'da gelince Koskyu o takastan galip çıkmanın da ötesinde şu anda. Tabii arındırın da olmasında avantajını kullanıyor. Şimdi yalnız Revolta orta koridorun etrafında geziniyor. Bir görüşümüz yok. Dikkat etmek lazım. Yang de Nidalee'nin orada olduğunu bildiği için Tokriz'in yanlış oynuyor. Tokriz'in üzerinde inanılmaz bir baskı. Bir tane Deşanok Tokriz'in işini çok çok kolay bitirmemiş. Revolta bu arada gitmiyor. Revolta gitmiyor. Koskyu'nun üzerine doğru gelecekler. Revolta bu arada gitmemesinin tek sebebi orada baskıyı kurmak. Kirey şimdi orta koridora doğru geliyor. Hayır, orada o mızrak tutsaydı Revolta bu arada. Ya geleceği görüyor adeta, karşılıklı sıçralar ama ilk kan! Koskyo yine bizde ilk kan! Jokester yakalayabilecek mi kimseyi? Sersemlet'le yatabileceği bir duvar yok. Minyon'a da tutmuyor. İkidir ilk kan bizde. İkidir opera binası sessiz. Ve birebir de kazanıyoruz bu ilk kanları. Bireysel olarak harika oyunlar oynuyoruz. Varus'u çok iyi oynadı. Koskyo'nun niye bu kadar erken seçtiğini gördük. Tokers biraz zayıf halkası gibi itsin. Ve bunu çok iyi değerlendirdi şu ana kadar Koskyu. Küslü üstlük iyi bir eşleşme vardı Tokris'in elinde. Lissandra Varus. Yine iyi başladık. Yine iyi başladık ve bu sefer oyun sonunda Nidalee'nin düşeceğini söylüyoruz ama Varus ve Ezreal'la beraber o kadar geride kalmayacağız kompozisyon olarak bence. Bir kere müthiş bir dürtme kompozisyonu. Yani dürtmenin etrafında oynayabiliriz. Ama dürtmeyi tamamlayacak bir şeyler lazım. Ezreal da müthiş dürtüyor. Nidalee de müthiş dürtüyor. Varus zaten dürtmelerin kralı. Bu arada Tokers orta koridor minyonlarını bizim kuleye kadar ittirdi ve minyon sayısında öne geçti skoru vermiş olmasına rağmen. Şimdi Varus orada kalanları toparlayacak. Alt koridorda ise biz üstünüz. Minyon sayılarının şu anda Mikan'ın lehine olduğuna bakmamak lazım. Bu kalan minyonların hepsini alabileceğiz mi bakalım? Şu bundan sonraki önümüzdeki 7-8 dakika bizim için çok zor olacak. Çünkü iki tane tanrıçanın gözyaşının yüklerinin birikmesini bekleyeceğiz. Evet, Ezreal da geri döndüğünde. Evet. Zaytnot tabii o tanrıçanın gözyaşının yanına pırıltıya doğru bir adım atmak ister mi? Yoksa bir kazma mı eklemek ister? Jokester'da haritada gezmeye devam ediyor ama henüz bir etki yarattığını söylemek güç. Üst koridorda da minyon sayısında Elvin yine yengi denize dökmüş durumda ve Shen'le beraber bunun olması ciddi haber bence. Kirey'i de doğal olarak Nidalee'de ciddi bir avantaj yakalamış durumda toplamda. Şimdi bu arada buzdan sütun da geldi. Trundle içeri doğru girecek mi? Orada ufak bir göstermelik baskı kurduk. Revolta yalnız daha yakın şimdi orta koridora. Kirey'in dikkat etmesi lazım. Oradaki pembe totemi görecek ve Revolta'nın pembe totemi yaklaşık 4,5 saniye yaşamış oldu. Koskyu. Altını seviyor oldu bu arada. Varus ultisini kullanıyor. Yalnız Revolta geliyor arkadan. Tokers içeri girecek. Koskyu'nun çıkması lazım. Arındırını kullanacak mı? Ultisini kullandı arındırı ama çok geç oynadı orayı. Sıçrası bu arada bekleme süresindeydi. Sıçrası var dedim ben ama. Az önce Lissandra'dan skoru alırken kullanmıştı. Koskyu o noktada Revolta'nın yardımından kaçamıyor ve skoru Gragas'a bıraktı. Felaket oynadı yalnız orayı Koskyu. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Skor alma ihtimali bile yokken bu kadar riskli oynamasına hiç gerek yoktu. Arındırı kullansa bile çıkamayacağı çok belliydi. En azından Kirey'i beklemesi gerekiyordu. Yine zamanlamada ciddi bir sorun var. Kirey şimdi bu arada geri gitmesini engelleyecek Tokers'ın. Minyonları da Koskyu için tutuyor. Minyon sayısına çok geriye düşmemesi için orta koridor takım arkadaşının ama 10 minyon kadar geriye düşmüş durumda. Kirey tahmin ettiğimiz gibi minyonda inanılmaz, yani canavarda inanılmaz öne geçti ki Nidalee'de bu çok normal ama bunu baskıya dönüştürmesi lazım Kirey'in. Baskıya dönüştürmüyor. Şimdi üst koridora yine 3 kişiyle birinci oyunda yaptıklarına benzer bir hamle geliyor. En azından Lissandra'nın ışınlanı bekleme süresinde dolayısıyla bir anda alt koridora yüzlerce kişi gelemeyecekler. Yang bu arada içeri doğru giriyor. Revolta da geliyor. Paralel yakın samada geldi. İlk kule kanını ikidir. Oldukça kolay bir şekilde almayı başarıyorlar. Yalnız biz oralardayız şimdi. Kirey geliyor, Rogue geliyor, Elvind geliyor. O kadar kolay olmayabilir o ilk kule kanını almak. Ciddi şekilde baskı kurdular kuleye ama o ilk kanını alamayacaklar. Karşında biz ne alıyoruz? Soru bu.
Elvin şimdi hemen geri dönüyor ve yine aynı koridora doğru gidecek. Yine aynı şey oldu ama. Rakip bir şey yaptı. Biz ona yanıt vermeye çalışırken zaman kaybettik. Yalnız burada doğru yanıtı verdik. Kaybettiğimiz şey belki belli sayıda minyon ve ilk koridor kanı için, ilk kule kanı için baskı. Ama en azından ilk kuleyi kaybetmemiş olduk. Devamını nasıl yapacağımız önemli. İşte biz rakibin almaya çalıştığı bir şeyi vermedik sadece. Rakip bir şey almaya çalışırken biz karşılığında bir şey alıp onu vermezsek avantaj sağlamış kabul ediliyoruz. Mavi güçlendirmesini bu arada geçen sefer teslim alıyor Tokers. Geçen sefer mesela bu Zayt Not'un minyonda çok öne geçmesi olarak tezahür. Bu arada Kirey maviyi çalmayı başardı. Hiç mızrakla. Beklenmedik yerden gelen mızrak hem Ekon'un zamanını çaldı hem de Lissandra'nın mavisini çaldı. Tabii bizim kendi mavimizde Varus'a vermemiz çok önemli. Çoktan teslim aldı onu. İki tane de uzun kılıcını almış durumda. Aşağıya bu arada Tanrıçanın göz, daha doğrusu koridoruna Tanrıçanın gözyaşı ve pırıltıyla dönmeyi başardı o noktada. Zeitnot ve minyon sayısında üstünlüğü sürüyor. Bu seride şunu gördük. Zeitnot eşleşme gözetmeksizin Mikau'dan daha iyi oyuncu. Kesinlikle. Ona zaten hiç şüphe yok. Alt koridorda daha üstün olduğumuzu zaten maç başlamadan söylemiştik. 9. dakikadayız. Tanrıçanın gözyaşları birikmeye devam ediyor. Tabi burada ufak bir çelişki var. Nidalee aktif olmak istiyor. Ama orta koridor ve alt koridorda Ezreal Varus ikilisi pek aktif olmak istemiyor. Savaş ama istatistiği kaybetmiş durumdalar çünkü aldıkları eşyalarla. Ama koridor istediği yere gelirsek Nidalee'nin tek başına bile o koridorda bir bu arada Bard'ın ultisi var. Alevecilerine girmiş durumda şu anda Kirey'i. Yaz orta koridora dalacaklar şu anda. Orta koridor kule altı yapacaklar. Şimdi Revolta yaklaşmıyor o tarafa. Revolta pembe totemde şu anda. Burada hiç çaktırmadan bu alevecilerini alır mıyız? 1000 can. Aldık. Hadi mi? 900 can. Aldık, geliyor, aldık. geliyor diyerek ben zaten hareket serimi tamamladım. Hiç çaktırmadık. 700 altın öndeyiz bir daha Alevejder'i. İki maçta ejderler istediğimiz gibi. Ve Nidalee seçmiş olmanın avantajını en azından burada kullandık. Nidalee'nin çok daha hızlı hareket ediyor olması, birey tek başına ejder yapabiliyor olması burada bize Alevejder'i getirdi. Şimdi bu arada hayalet pelerinini bitirmiş durumda Elvin. Üst koridordan alamadıkları ilk kule kanını alt koridorda almak istiyorlar. Ama o kadar kolay olmayacak. Tokrız'ın ışınlanı var. Şimdi etrafında oynamamız gereken ciddi bir yetenek. Daha doğrusu sihirdar büyüsü bu. Lissandra geldiği yerde çünkü büyük sıkıntı yaratabilecek durumda. 8. seviye. Erken aşamada oyunun kontrolünün bizde olması, daha doğrusu orman kontrolünün bizde olması, ilk ejderi, alev ejderi olması da çok büyük bir avantaja dönüştü. Şimdi bu arada Yeng ile Elvind arasında mücadele. Elvind o takası kazanıyor. Yeng yeniden içeri girmeye çalıştı ama Elvind hayalet peleriniyle beraber önemli bir fark yarattı. Şimdi yalnız Jokester bumerangın gidişi tuttu, dönüşü tuttu. Jokester sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Orada Sivir Bard ikilisine karşı üstünlüğümüz sürüyor. Minyonda da 10 minyonluk fark. Zeitnot lehine. Kirey de önemli bir avantaj yakalamış durumda şu anda. 21 canavar önde. Bu açıkçası beklenmedik bir fark değil. Aynen öyle. Zaten Nidalee'nin önünde olması. O yüzden zaten skorda 1-1 eşitlik var ama 1000 altın öndeyiz. Bu da temelde tabii üst koridorumuz da önde, alt koridorumuz da önde ama en fazla önde olduğumuz yer orman. Şimdi bu kule altı denemesi yine gelebilir. Burada da bard ultisine dikkat etmek lazım. Arka tarafta totemlerimiz var. Üçlü çaldan gelmeye çalışan herkesi görebiliriz. Bu noktada da Insta bunun farkında olduğu için muhtemelen uzaklaştı oradan. Tokrız'a minyon dalgası temizlemek üzerine bir buzul pençe kullanıyor. Orta koridora bir koridor totemi geldi. Onu da hemen temizlemeyi başardılar. Bumerang yine dönüş hasarını vermeyi başardı. Mikau o noktada Zeitnot'a. Ama minyon sayısında öndeyiz. Üst koridorda Elvind ile Yeng arasında 20 minyonluk fark mevcut. Ve dürtme konusunda şu ana kadar hiç fena iş çıkarmadı Koskyu. Şimdi girecek mi Tokrız içeri? Girmiyor. Nehrin üst kısmının kontrolü tamamen bizde. Ve yavaş yavaş o koridoru yıktığımız için yavaş yavaş o koridoru. Bu arada mızrak tuttu. Jokester'a kule altı denemesi gelir mi? Shen'in ultisi var. Gragas yaklaşıyor. Dikkat etmek lazım Gragas'ın gelişine. Lissandra'nın da bu arada arka tarafta ışınlan beklettiğini söylemek lazım. Üst koridor kulesine bir miktar hasar verdik ama o tehlikeyi almayacağız. Gragas'ın da geldiğini görüyor takımımız. Zeitnot'un da manası çok fazla değil şu anda. Şimdi Koskyu yalnız Tokrız'ı gelme konusunda iki kez düşünmesine yol açacak bir hasar verdi. Dürtük diye bir hale oluyoruz ama dürtme kompozisyonu zaten bunu yapar. Şimdi bakalım bu arada Koskyu da o tarafa yaklaştı. Ormanda bir çatışma çıkarmaya çalışacağız. Bu tamamen kırmızı güçlendirme üzerinde bir savaş olacak. Bard'dan ulti geldi ama orada bumerangla kombolayamadılar. Varus'tan ulti geliyor. Shen de geliyor. Jokester görüşürüz. Gittiğin yerden kart at. Mikau
dakika anında sıçrasını almayı başardık. Yeng yalnız arkada zaten o skorunu almış. Nişancımızı aldılar ama Toker hızı da alalım. Hadi çocuklar, Toker hızı da alıyoruz. Elbette kalıyor Toker skoru. 3'e 1'lik bir değişim oldu. Yeng nişancımıza ulaşacak derken herkese ulaştık biz. Çünkü çoktan savaşı kazanmıştık. Yeng sadece teselik. İlk Kulekan'ı Kaan Kural. İki tane minyon var. İki tane minyon var, tanklamamak lazım bu arada. Oyunun çok erken safhasındayız. Yalnız iki ışınlarını da kullandı bu noktada. Inz hem iki tane ışınlarını kullandı. Rogue'u birazcık daha tanklayacak. Bir vuruş daha aldı Rogue'u. Ardından takım arkadaşlarını Elvin'de bırakıyor. İlk Kulekan'ı gelecek. Bu karşılaşmada her şey istediğimiz gibi gidiyor. Her şey gitmek ve gibi. Gelmek fiillerini söylemek konusunda yaşadığım problemler de bitmiyor Kaan Kural. 4000 altına çıkardık aradaki farkı. Bu sefer takım savaşını çok daha iyi oynayan taraf bizdik. Ya onlar aslına bakarsan bu çatışmayı istemiyorlardı. Biz onları tabii kendi ormanlarında sıkıştırarak zorladık kötü bir karar vermeye. Arka tarafta neler olmuş orada merak ediyorum. Bu Bardulci'yi 3 kişiye tuttuğu için çok kolay kazanacaklarını zannettiler. Halbuki o Bardulci'yi tutup kovalamamaları gerekiyordu. O çıkmak için onlar için bir haberdi. Fakat tuttuktan sonra biz buzdan sütunu yine o kadar iyi bir yere kullandık ki bu sefer Elvin değil buzdan sütunu kullanan Rogue'u bütün savaşı kendi lehimize dönüştürecek şey yaptı. Yani Bardulci'ye karşı harika bir buzdan sütunu. 3000 altın fark var. Mikao da doğduğuna pişman oldu. Zaytnot üzerine doğru gidiyor. Joxer da iyileştirmesini daha doğrusu mabedini atmak durumunda kaldı onun birazcık daha canını yenilemek için. 2-1-2 Varus mana verenini bitirdi. Caulfield'ın savaş çekicini de almış durumda, çantasına eklemiş durumda. Diğer tarafta buzdoğan eldivenini tamamlamış bir Ezreal var. Çok daha tank, çok daha işlevsel şu anda. Hasarı düşük ama işlevselliği yüksek. Ve oyun başı agresifliğini de ya koyduğumuz totemlerle vadiye şu anda yansıtmış durumdayız. Dürtme kompozisyonuna da şu ana kadar hiç fena oynamadık. Hop! Büyük halkanı sen at. Ben çok sıra kullanacağım orada. Gizemli atışı dedi Ezreal. Sen büyük halkanını kullandıysam. Şimdi yalnız Koskun'un üzerine gidecek Tokers. Koskun orada yerine mıhladı. Orada paralel yakın samada geliyor ama sıçra arındır. İkisini de kullandı. Şimdi Shen mi geliyor içeri? Tokers'ı yakalayabiliriz. Shen sıçra! Kışkırt! Görüşürüz Tokers! Bir skor daha geldi. 15. dakikada skorda 5'e 2 öndeyiz. 4000 altın fark var. Ve Tokers'a hayatı zindan ettik. 0-3 oynuyor şu anda Tokers. Üst koridorda da Mikao'nun manası az. Orada bakalım tuttu mu gizemli atış? Mikao sanırım büyük halkanı şimdi kullanmış. Tutmuş az önceki gizemli atış. Mikao'nun da canını oldukça fazla yakıyor Zaytnot şu anda. Ultisini de kullanıyor. Mikao da tuttu giderken. Kirey yalnız arka taraftan geliyor. Orada çalılara bir mızrak deneyecek. Joxer'ın geri dönmesini engelleyebilir en azından. Joxer geri dönemedi. Kirey bu arada Mikao'yu da görüyor ama kullanmayacaktır muhtemelen. Rakip takımın ormanı tamamen bizim. Bu bizim üst koridor kulesini almamızla sonuçlanabilir bu arada. Oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdik şu anda. 4000 altın öndeyiz. Bu kule, ikinci bir kulemiz daha geliyor. Yalnız bu minyonlarla alamayacağız. Dikkat etmek lazım. O minyon da düştü. Tanklayacağız mı? Rogue bir kule tankı adeta. Troll olmasının yanı sıra yarı zamanlı da kule tanklıyor. Ve ikinci kulemizi de almayı başardık. Kar topunu yakalaması lazım dedik Nidalee'nin. Ama takım bazlı bir kar topunun şu anda ellerimizde olduğunu söylemek lazım. 5000 altın farka ulaştık ve Alev Ejderi ile birlikte. Aynen öyle. Oyun sonu için ufak da bir sigortamız da var aslına bakarsan Alev Ejderi ile beraber. Şu ana kadar da hani seçim yasaklama ekranında belki daha iyi demiştik ama özellikle orta koridor eşleşmesinde Tokers'ın hiç iyi bir iş çıkarmadığını, bizim de çok iyi iş çıkardığını söyleyeyim. Şimdi Okyanus Ejderi ve Revolta kendi üstünden yeni çıkıyor. Bu Okyanus Ejderi'ne de bir cevap veremeyecekler gibi görünüyor. Oyundaki ikinci de Ejderi de alacağız. Okyanus Ejderi Kadim Ejderha için önemli bir araç olacak bizim. Artı Okyanus Ejderi belki çok revaçlı bir ejder değil ama dürtme kompozisyonu için harika bir ejder. Dürtüp dürtüp geri çekilip canımızı manamızı yenileceğiz. Dürtüp dürtüp geri çekilebileceğiz. Bir dürtme kompozisyonu için ekstra değerli bir ejder Okyanus Ejderi. Minyon sayılarındaki fark da bütün koridorlarda lehimize devam ediyor. Inz ekibi çok temiz bir oyun sonu kompozisyonları olmamasına rağmen oyunun başında ciddi şekilde geriye düşmüş durumda. Yalnız avantajlıyız, henüz bir şey kazanmadık, onu unutmayalım. Ve haritadaki baskımızı azaltmayalım. Çünkü haritadaki baskı bize bütün her şeyi kazandıran öyle. Bu arada çok doğru hamle. Yani sen tam söylerken Rogue bunun uygulamasını yaptı. Aynen. Derine atılmış totemler, pembe totemler. Şu anda haritanın üst tarafına baskı yapıyoruz. Ve rakibin kırmızı tarafı, ormanın kırmızı tarafı tamamen bize ait. Buradaki üstünlüğü hiç kaybetmeyelim. Şimdi Kirey orada fıçıdan kurtuldu. Pembe totemini Jasper aynı şekilde koruyor. Oraya tuzağını da bıraktı. Revolta girecek mi içeri? Yalnız Rogue'uyla Zaytnot da geldi. Işınlanlara bakıyorum. Her iki ışınlan da var. Oradan çıkmak gerekebilir. Biz de zaten bunun farkındayız. Hemen oradan uzaklaşıyor o üçlü. Pembe totemi de rakibe vermiş olduk.
Ya, ama şu anda Ints bizim şartlarımızda sürdürüyor bu oyunu. Ya, bir pembe totem için ne rekabet oldu. Bu kırmızı güçlendirme ikinci defadır çalıyoruz. Çölde su yok şu anda Ints ekibine. Aynen. Kendi ormanlarında canavar yok. Jokester da canının %40'ını gelen bir Nidalee mızrağına kaybetti. Dürtme başladı Kaan Kural. Birazdan Ezreal'ın şeyi de tamamlandıktan sonra Muramanası ondan sonra göreceğiz. Bu arada bakalım Shen buraya gelemeyecek. Bunu acaba Kirei'ye vermeyi düşünür müyüz? Yani bir aylık ittirme şampiyon değil ama şimdi ormancımız yok. 5500 canda. Vadinin alametini almaya çalışıyoruz. Revolta yaklaşacak. Şimdi görüş sağladılar. 2000 canda. Kirei içeride. Ormancımız içeride bu arada. Ben ne anlatıyorum bilmiyorum. Kirei de kaldı. Evet, Nidalee de kaldı. Bu Nidalee de kalmasından daha çok Ekko'ya verilmemesi için yapılmış bir hamle. Dürtme devam ediyor. Çok sıra iki tane. Orada menzilli yetenek atışı tutunca. Üçüncü de geldi. Kalkmaz. Üçüncü de geldi. Notlarınızı alın. Finalin en iyi oyunlarından bir tanesi. Dürtmenin kralı bu, kralı. Ne çektin be Jokester? Suratında zaten anlamamış bir ifade var. Bunlar şöyle, ne yaptı bana diyor. Tabii ekranda hiçbir şey yok. Devamlı bir şeyler geliyor ve canını yakıyor. Şimdi minyon dalgası temizleme potansiyeline baktığımızda yalnız Ints tarafında ciddi silahlar var. Yani Sivir kendi başına zaten çok ciddi minyon dalgası temizleyen bir şampiyon. Üzerine Lissandra, Gragas, Ekko herkesin ufak tefek araçları var dalgada. Jokester tam candaydı. Ekranında hiçbir başka şampiyon yoktu yani düşman şampiyon. Sürekli bir şeyler geldi ve öldü. Bayram değil, Seyran değil. Enişten bana niye yetenek atışı tutturdu? Şimdi Zaytnot kötü pozisyonda kalabilir. Revolta'nın sıçrası var. Revolta bu arada Zaytnot'tan sıçra yemlemeye çalıştı. Zaytnot Revolta'dan sıçra yemlemeye çalıştı. En nihayetinde kimse sıçra atmadı. Evet, vücut darbesine sihir geçişi kullanıldı karşılıklı. Şimdi bakalım baskıyı ne tarafa yönlendireceğiz? Önemli sorulardan bir tanesi bu. Üst koridorda Tokers... Orta koridorda yalnız. Koskü ile Tokers arasında iki seviye fark var şu anda. 2-1-4 oynuyor Varus şu anda. Tokers da çareyi üst koridora salça olmakta buldu ama bütün bunlar olurken de alt koridorda acaba ikinci kuleyi almayı başaracağız mı? Çok çok uzakta herkes. Çılgın bir ışınlan oyunu gelmezse bu noktada ki gelecek gibi de görünmüyor. Bir kule daha alacağız. Üçüncü kulemizi aldık ve insanız kule yüzü göstermedik. İlk maçta ve bu maçın başında söylediğimiz konu. Şu anda biz hareket yapıyoruz, onlar yanıt vermeye çalışıyor ve kesinlikle biz en azından onların hareketlerine yanıt verebiliyorduk. Onlar hiçbir şekilde yanıt da veremiyorlar bize. Tokers şimdi bizim üst koridor kulemize bir baskı kurmak üzere gitti. Elvin yalnız oradaki minyonları karşılayacak. Alt koridorda ise eş zamanlı bir geri dönüş. Nidalee ile Trundle'dan izliyoruz. Eşyalar tabii yavaş yavaş birikmeye devam ediyor. Ezreal yakın zamanda geri dönecek ve mana vereni tamamlayacak. Yanına da bir şeyler alacak gibi görünüyor. Çünkü bayağı uzun süredir dönmedi geriye. İşte buzdoğan eldiven de büyük sıkıntı, bir yandan da diğer yetenek atışlarının tutmasını da kolaylaştırıyor. Aynen. Buzdoğan eldiven. Artı Lucian ki hareketli bir nişancı olmasına rağmen Ezreal'ın hayatını çok kolaylaştıran, tek başına çok daha riskli yerlerde kalmasını sağlayan bir eşya. Hem sihir geçişi var hem de buzdoğan eldiven tutturun ama takip edemiyor rakip kolay kolay. Ki Ekko gibi müthiş takip eden bir şampiyon bile. Yani bu noktada artık Ints'in opsiyonları yavaş yavaş bir anda oyuncularımızı eritmekten öteye gitmemeye başladı. Bunu yapacak bu arada silahları var. Yani Lissandra, Sivir, Ekko. Bunlar içeri girdikleri anda eritebilirler ama şu anda ciddi bir avantaj Dark Passage tarafında. 7000 altın öndeyiz. Skorlarda 6-2. Ejderhalar bizde. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Takım savaşlarını düzeltirsek birazcık. Öncesinde dürtmeden savaşa girmemek. Aynen. Bu kompozisyonda mutlaka ve mutlaka başta dürtmeliyiz. Rakibin savaş başlatma mekaniklerini, Lissandra ultisini, Gragas'ın patlayan fitisini çok Jokester iyi kontrol ediyoruz. Bu arada yine tadına bakmaya başladı yetenek atışlarının. Sihirli geçiş. Ezreal ulti gelecek mi? Jokester kabuslar görüyor şu anda. Aynen, Jokester biraz bir ortalıkta. Atma! Ulti atma be adam! Yani gerçekten bu oyunun karşısında oynayan bir oyuncu olmak istemezdim. Hepimiz aynen, her gün League of Legends oynuyoruz ama dikkat etmen gereken, kaçman gereken o kadar fazla parçalı. Jokester zaten kafasını gösterdiği anda bir yerden bir şeyler uçuşup canını yakıyor. Bu arada nispeten tank olan Revolta'ya bile Varus yavaş yavaş hasar vermeye başladı. Yoğmus'un tamamlamış, mana vereni bitmiş. Bir de sihir içen ekledi. Ezreal ne koyacak yanına diyorduk, Civa kuşağı koydu. Civa kuşağı ile beraber artık kitle kontrolleri kimseyi korkutamaz. Başta Lissandra'nın kitle kontrolü tabii ki. Çünkü Lissandra çok ciddi, çok geride kalmış olabilir şu anda Tokers. Ve hiç rahat gözükmüyor Lissandra'da şu ana kadar ama ciddi bir kitle kontrol mekanizması olduğunu unutmayalım. Oyundaki üçüncü ejder geldi şu anda.
O da Okyanus Ejderi. Bu arada Revolta'yı yakalamayı başardık. Patlayan fıçı o noktaya Kire'ye gitti. Takip edebileceğiz mi Kire'yi? Son bir vuruş. Revolta sırçasıyla kaçıyor oradan. Mikao da büyük kalkanıyla orada mızrağı engelleyince sırçasını almakla kalmış olduk böylece. Kire'yi de bu arada kendi sırçasını teslim etti o noktada o skoru almak için. Çok 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 şanslı burada yalnız Revolta. Yüzün yani iki basamaklı canlı çıkabildi oradan. Bir otomatik saldırılık canı kalmıştı. Yapacak bir şey yok ama. Tabii şansın her zaman bizden yana olmasını beklemek gerçekçi olmaz. Şey önemli değil. Biz burada skor alamadık asıl hedefimiz. Ama ikinci hedefimiz ve aslında temelde yapmak istediğimizi yapıyoruz. Kontrol hep bizde. Yalnız şimdi Zaknot üzerine gider mi? Gitmedi tabii. Tokruz akıllıcı olanı yaptı. Şimdi alt koridorda 3 kişiyiz. Kire'yi de kule hasarı almak pahasına orada hasar vermeye devam ediyor rakiplerine. Dikkat etmek lazım. Tokruz minyon dalgası temizlemek için attı ama her an bir Yanks ışınlanıyla takip edilebilir. Jokester'dan tutmayan bir sersemletme geldi. Bir anda iki koridora birden baskı kurunca Ince ekibi kaynaklarını ayırmayı beceremedi. Bizim sürekli dikkat etmemiz gereken şu. Karşıda Bard ultisi, Gragas patlayan fıçısı, Gragas vücut darbesi, paralel yakınsama, Lissandra ultisi gibi, donmuş mezar gibi bir sürü ani savaş başlatma mekaniği var. Dürtme kompozisyona karşı onların amacı ani savaş başlatmak. Dürtmeden asla bir savaşa girmeyelim ama şu ana kadar harika yaptık o işi. Dördüncü kulemizi de almayı başardık. Yang'den yalnız ışınlan geliyor. Arka tarafa bir ışınlan kullanılıyor mu? İptal etti. İlginç, iptal etti. Aslına bakarsan takip edebileceği bir ışınlandı. Çünkü takımımız ikiye ayrıldı o noktada. Şimdi üst koridora bu arada şöyle bir yeltendi zaten ama Tokers geri gidiyor. İşte burada Revolta'nın nasıl zor hayatta kaldığını görüyoruz. Ya bu arada yine harika oynamış. Kire'yi yakalansa... Bu arada... Tamamen şans. Pasifi devreye girdiği için 250 can gelmiş. Pasifi bir sonraki şeyde sihirde yaptığı büyüde devreye giriyor olsaydı. Yani 5. şey gelmeseydi. Bu arada bir ikinci okyanus ejderi, bir dürtme kompozisyonunun en çok istediği ejderlerden birini aldık. Ve bir sonraki ejder de tekrar bir alev ejderi olacak. Ve yavaş yavaş mana verenler de büyümeye, gelişmeye başladı. İlk muramanamız Ezreal'ın ellerinde vadiye inmiş durumda. Zeitnot artık yavaş yavaş belli bir hasara da sahip olmaya başlayacak. İşlevselliğin yanında. Belli bir seviyeye geldi. Sürücü koltuğunda biz varız Kaan Kural. Aynen. 9000 altın, 8000 altınlık bir fark. Ve tamamen oyuna biz hükmediyoruz. Yanıt vermeye çalışıyoruz ve şu an kadar yanıt verebilmiş değil. Ani savaş başlatamadıkları sürece yanıt da veremeyecekler zaten. Burada da bir ormanın ortasındayız. Böyle bazı filmlerde kötü esprilerden sonra kuş sesi gelir ya arkada. Şu anda salonda mutlak bir sessizlik söz konusu. Açıkçası ilk maçta galibiyetten sonra taraftarlar da muhtemelen böyle bir şey beklemiyordu ama şu ana kadar kompozisyonun gerekliliklerini fazlasıyla yerine getiren taraftar klasik. Kusursuz bir şekilde yerine getiriyoruz hem de. Nidalee seçimini belki koridorlara baskı olarak değil ama ejderlere baskı olarak çok iyi kullandık. Dürtme kompozisyonu savaş başlatmadan çok iyi dürterek oynuyoruz. Her şey istediğimiz gibi. Yani Ince bu noktada frene basıyor evet. O başlangıçtaki çığı birazcık durdurmayı başardılar ama bütün bunlar olurken de bir kule alıyoruz, bir ejder alıyoruz. Harita üstünlüğünü elimizde tutuyoruz. Bu arada Ezreal haritanın diğer ucundan müthiş bir koordinasyon Kire ile Zeitnot arasında. Kırmızı güçlendirmeyi orada olmasına bile gerek kalmadan almayı başardı. Yani oyun sonunda düşecek bir kompozisyon da değil bizimkisi. Ince bunu çaresizlikten yapıyor. Aynen öyle. Sadece takım savaşı konusunda rakibimiz daha iyi. Takım savaşı zaten yapmıyor olmamız lazım. Aynen, kesinlikle evde. Biz sadece dürtmek üzerine kurmalıyız oyunu. 26. dakikadayız maçta. Üstünlüğümüz sürüyor. Rakip koridordaki, rakip ormandaki baskımız da sürüyor. Şimdi gözümüzü üst koridor ikinci kulesine diktik. Kire'yi oradaki totemleri de temizleyecek. Rakibin iki ışınlanı olduğunu asla unutmadan arkamızdaki totemleri çok iyi temizleyerek yani tamamen görüşe hakim olduğumuz totemlere hakim olduğumuz bölge üzerine baskıyı kurmalıyız. Çift ışınlanın en büyük ilaçlarından bir tanesi rakibe ışınlanabileceği bir totem bırakmamak. Tokers şimdi yine minyon dalgası temizlemek için orada buzlu pençesini kullandı ama biz her girdiğimizde birer ikişer vurmaya devam ediyoruz o kuleye. Tanklama konusunda da sıkıntımız yok. Minyon dalgasını temizleyebilirsiniz ama Trundle'ı silmek o kadar kolay olmuyor haritadan. Bu arada Sivri de orta koridorda gördük. Bembe totem size görüş yok. İnsin. Işınlan atabileceği bir totem bırakmamaya çalışıyoruz ama şimdi o duvarın arkasında bir totem var. Ve arayıcı mercekler bekleme süresine girmiş durumda. Pembe totem koydular ama o da hızlıca düşecek. Bu arada Elvin de diğer taraftan ayrı kittirmiş. Oo, Mikao neler oldu sana Mikao? Mikao o koridorun, o kulenin bırakıldığının habercisi oldu. Tokers orada. Ya Mikao madem kaçacaksın niye büyük kalkan atıyorsun be adam? Gerçi zaten geriye dönecek. Çok fark ettirmeyecekti ama o noktada kuleyi almayı başardı takımımız. Maçtaki 5. kulemiz Ince hala kule yüzü göstermedik. Ve aradaki altın farkını da 10.000'e çıkardık.
Baron. Şimdi Baron görüşü alalım. Yemleyelim. Yemleye de biliriz. Bu arada çok çok uzaktalar. Koskü yalnız yukarıda Tokrız'a yakalanabilir. Altcourt şimdi Revolt'a geliyor. Joxer geliyor. Geldiklerini görüyoruz. Buradan çıkmak gerekebilir. Bartultis kimseyi yakalamadı. Baron'u tuttu bizim için. İyi oldu. Şimdi Koskü güzel pozisyondan geliyor olabilir. Koskü Revolta'yı yakaladı ultisiyle. Revolta yine çıkmayı başardı. Sıçra geldi. Agresif bir oyun Koskü'den. Yalnız dikkat etmek gerekiyor. Revolta şimdi Revolta skorunu alan taraf Kirey oldu. Mikael'i de yakaladı çocuklar. Mika skorunu Koskü alıyor. Tokrız arkada Rogue'u yakalamış ama çıktığı yerde onu bekleyen sonu ben size söyleyeyim. Buzul pençesini kullan. Düşmeyecek mi Zaytnot? Bunu bana bırakın bir şeyler diyeceğim Tokrız'a dedi. Bir skor daha çıkardık. Koskü'yü tutan Cosmic Bağ. Jokster ama o noktada daha fazla bir şey yapamayacak. Şimdi bu Baron'u yapmak çok daha kolay olabilir. Çünkü 3'e 0 bir değişim. Çok kolay bir Baron olacak bizim için. Ve ondan sonra işte dürtmenin en büyük avantajları kuşatmayı da harika yapıyor dürtme kompozisyonu. 5000 cana kadar indi. Bunun karşısında Ints bir şeyler almak istiyor. Doğru olanı yapıyorlar. Orta koridor 1. kulesindeler. Ints İlk kulesini alabilecek mi? Yengi bu arada yakalayacak mı Koskü o noktada? Yakaladı Yengi bile. Ultisi var bu noktada. Sürekli noktada diye ben de bir yere gelmeye çalışıyorum. Yeng ultisini kullanmak zorunda kalmadı. Sıçrayı kullandı ama Koskü geri oku. Yeng son anda oradan kurtulmayı başardı ama tam istediğimiz senaryo. Aynen. 3 skor Baron. 3 skor Baron. Şimdi Baron'la birlikte ayrık ittirmeyle harika bir dürtme kompozisyonu var. Dürtme kompozisyonu işte bu arada Revolta'yı çok iyi yakaladık. Bu sefer kaçış yok sana Revolta. Ya burada da aslında çok iyi bir oyun yapmadık Koskü'yla. Varus'un tek başına sıçrayla Gragas'ın üstüne gitmesi duyulmuş şey değil ama en nihayetinde işe yaradı. Burada da ben biraz erken konuştum Tokrız'ı da alacağız diye. Aldık ama zaten. Aldık en sonunda da Zaytnot bana bırakın dedi dediğim gibi. Şimdi Alev Ejder'in çıkmasına 1 dakika var. Dürtme kompozisyonu çok rahat bir kuşatma yapacağız. Yani savaş başlatma mekaniklerine gene dikkat edelim dediğiniz gibi. Shen de ayrı kitirebilir. 1-4 ayrı kitireceğiz muhtemelen. Alev Ejderi için çok zaman ver. Alev Ejderi de bizim kontrolümüzde. Biz kuşatmayı yaptığımız sürece Alev Ejderi'ni de alabiliriz. Yalnız kuşatmadan önce daha küçük, ufak hedeflere bu kadar odaklanmamıza gerek yok. Şimdi Zaytnot orada yakalanacak mı? Yengi yavaşlatmayı başardı. Mavi güçlendirmeyi Revolta çarpıyla teslim alıyor. Oradaki mavi güçlendirmeyi kaptırmadılar. 30 saniye sonra yalnız Alev Ejderi çıkacak. Bu Baron güçlendirmeli minyonlarla beraber alt koridorda ciddi bir baskı kurma şansımız var. Bütün Ince gibi de orada yalnız Koskü orta koridora doğru gidiyor. Yeng'le karşılaşacak. Biz kuşatmayı yapalım. Kuşatmayı doğru yaparsak zaten Alev Ejderi'ne çok daha rahat pozisyon almış olacağız otomatikman. Bu sırada da dürtebilirsek ne ala. Kirey geldi, Zaytnot geldi. Elvind'le şimdi yer değiştiriyor Koskü. Bu daha avantajlı bir senaryo. Çünkü şimdi üçlü dürtme tehdidi. O açıları bulabiliriz artık yetenek atışlarımızı tutturabilecek. Zaten buzdan suyunu koyduğumuz anda o dürtmeden kaçabilmeleri çok daha zorlaşıyor. Baksana açı yapıyoruz ya. Geometri. Belli ki bazıları geometri derslerini kaçırmamış lisede. Buzdan suyunun üstüne buzdoğan eldiveni pasifi. Şimdi Revolta savaş başlatmak istiyor. Bard ultisi Koskü'yü yakaladı ama Rogue en ön tarafta. Tokrız şimdi içeri girdi. Koskü'nün üzerinde Shen ultisi var. Tokrız içeride ultisini kullandı. Çıktığı yerde o skor gelecek mi? Elvind de kalıyor o noktada Lissandra skoru. Hiç devam etmeye gerek yok ama arkada Mikael'i kışkırttı. Mükemmel bir mızrak geliyor. Aradan kılçık gibi ayıkladı o noktada. Joxter skoru da gelecek. Koskü alıyor o skoru. Şimdi inhibitor gelecek mi acaba? Elvind'in canı az ama kimse düşmedi bizden. 5 kişi ayakta. 31. dakikadayız ve seriyi eşitliğe getirmek için elimizde her şey. Bunun üzerine geri dönüp alevicilerini de alabiliriz. Bitirmeye çalışacağız mı Kaan Kural? Yani kompozisyonumuzun bir son kullanma tarihi yok. O yüzden burada gelecek bir alevicileri çok önemli olabilir. Burada da fazla kalmamak lazım. Yani 15 saniye kaldı bir tane. Geri geliyor Elvind. Elvind geri geliyor Işınlan'la. Bitirmek istiyoruz ama Yeng içeri girecek. Zaytnot'un üzerinde. Yeng'i düşürelim. Yeng ultisini kullanabildi. Birinci Nexus kulesi düştü. İkinci Nexus kulesine gidiyoruz. Geliyorlar. Herkes geliyor. Dikkat etmek lazım. Nexus'a vuralım. Nexus'a vuralım. Hadi çocuklar. 1-1. 1-1. Oh. Dürtme kompozisyonunu harika oynadık oyunun ortasından itibaren. Hiçbir şekilde rakibin savaş başlatma mekaniklerine, ani savaş başlatma mekaniklerine hiç izin vermedik. Sürekli geri adım atlar. En sonunda Nexus'a kadar dayandılar ve Nexus'u düştüğünü gördüler en sonunda da.